Eskiden ne kullanılıyordu? Ata tohumlarımız, yerli ve milli tohumlarımız kullanılıyordu. Dolayısıyla işte biz aslına döndürüyoruz. Yani bunlar müdahale edilmemiş orijinal tohumlardır. Özüne dokunulmamış, %100 yerli. Ata tohumla üretilen geleneksel buğdaylar filizleniyor. Gelecek nesillere sağlık aşılanıyor. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu yerli tohumun önemini yerinde anlattı. Türkiye yerli ve milli bu çeşitlerle dünyada bir numaradır. Yani siz bununla genetik kaynaklarınızı korumuş oluyorsunuz. Bununla biyolojik çeşitliliği zenginleştirmiş oluyorsunuz. Sofralarımızın vazgeçilmez gıdası ekmek ve ekmeğin en temel ham maddesi buğday. Semiz, siyez, kavlıca, karakılçık. Birbirinden farklı onlarca buğday çeşidi var. Her birinin proteini de lezzeti de birbirinden farklı. Türkiye özellikle son yıllarda yerli ve millileşme adımlarından birini tarım sektöründe atıyor. Ve bu kapsamda buğdaylar yerli tohumlarla üretiliyor. Bundan tüketeceğiniz bir ekmeği, bir bazlamayı yediğiniz zaman yedikçe yersiniz. Ne şişkinlik yapar, ne gaz yapar. Mükemmel bir ağızda bıraktığı lezzet ve tat vardır. Genetiğiyle oynanmamış buğdaydan üretilen ekmek tüketimi son derece sağlıklı. Çünkü içindeki demir ve çinko oranı yüksek. Yurt dışından ithal edilen buğday tohumlarının besin değeri ise neredeyse yok gibi. Türkiye bu anlamda Anadolu toprakları kendi buğday çeşitleriyle yerli ve milli bu çeşitlerle dünyada bir numaradır. Yani siz bununla genetik kaynaklarınızı korumuş oluyorsunuz. Bununla biyolojik çeşitliliği zenginleştirmiş oluyorsunuz. Yerli tohumların ekildiği buğday tarlalarının sayısı giderek artıyor. Tarlalarda sağlıklı ata tohumlar filizleniyor. Hedef öze dönüş, geleneksel ve sağlıklı gıda üretiminin artırılması.